Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafta sonu piyasa analizime hoş geldiniz. Bankacılık krizi öncülüğünde ve gölgesinde geçen bir Fed toplantısını geride bıraktık çarşamba günü. Piyasa beklentisi olan 25 bas puanlık bir faiz artırımı geldi Fed'den. E, toplantının hemen ardından saat 21.30'da ise Başkan Powell'ın açıklamaları vardı. Güzel başlayan bir konuşmayı biraz daha böyle şahinimsi cümlelerle e, sonlandırmak zorunda kaldı. Buna rağmen piyasalar o toplantının hemen ardından daha doğrusu Başkan Powell'ın hemen ardından sert satışlar yese de Perşembe günü toparlamıştı. Ama Cuma günü yine bir şeyler oldu. Nerede oldu? Avrupa'da oldu. Biliyorsunuz Avrupa'da zaten İsviçre'de Credit Suisse ile ilgili bir sıkıntı mevcuttu. E bunun üzerine Cuma günü bir de Deutsche Bank'ın böyle bonolarla ilgili bir sıkıntıya düştüğü haberi geldi. Daha doğrusu resmi bir kaynaktan değil de böyle bir dedikodu ortada dolandı ve sonrasında özellikle Almanya borsasının %2'nin üzerinde kayıplar yaşadığını gördük. Bu satışlar Amerika tarafına da sıçradı. Ve biz de Çarşamba ve Perşembe günü güzel bir yükseliş vardı borsa İstanbul'da. Cuma günü küresel ayak uydurmak zorunda kaldık. Şimdi sıkıntı hani Almanya'da ve Doça Bank'ta ise eğer bizim borsamızı biraz etkileyebilir. E tabi küresel borsalardan ayrıştık mı ayrıştık ama Doça Bank'taki sıkıntı kredi Suisse'e benzemez arkadaşlar. Çünkü Doça Bank her ne kadar pozisyonlarını geçmiş yıllara göre çok azaltmış olsa da hatırı sayılır bir hacme sahip hala Türkiye borsasında. Ha şunu da söyleyeyim Doça Bank sıkıntılı mı? Sıkıntılı yani yaklaşık son 5 yıldır sıkıntılı. Hatta Investing'de Doça Bank'ın o hisse grafiğine de bakabilirsiniz. tıpkı Credit Suisse gibi Doça Bank da sıkıntılı. Zaten biraz da bu yüzden böyle bizi de biraz riskli bir piyasa olduğunu bildiği için bu yüzden bizdeki pozisyonlarını azaltmıştı. Yani kısacası volatil bir haftayı geride bıraktık. Fed vardı, bankacılık krizi vardı. İşte tüm bunlara rağmen Fed'in ve Powell'ın böyle şahinimsi cümlelerine rağmen perşembe günü toparlayan bir piyasa vardı. Fakat Cuma günü bu doça Bank'la ilgili sıkıntı, dedikoduları böyle kulislerde konuşmaya başlayınca tekrar satışa geçtiler. E, videodan önce biraz takasları kontrol ettim. E, yabancı çıkışı devam etmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim baştan. Geçtiğimiz hafta zaten e, 210 milyon dolarlık hisse satmıştı yabancı. Ki yabancı deyince de Citibank kaldı. Başka da kalmadı bizde. E, bu haftada takaslarda Citibank'ın birçok hissede yoğun satıcı ve takaslarını azalttığını görüyoruz. 7 tane hissemiz var. Bunların bir haftalık takas değişimlerini kontrol edeceğiz. Para giriş çıkışlarını kontrol edeceğiz. Ve videonun son bölümünde de güvenli liman özelliğine tekrar kavuşan altın ve gümüşü analiz edeceğiz. Videoları beğenmeyen arkadaşlar var. Unutkan arkadaşlar var. Lütfen şu an videoyu durdurup beğen tuşuna basınız ve ondan sonra devam ediniz. Video çok uzun oldu diyenler var. Videonun açıklamalar kısmında bölüm bölüm ben her şeyi sizlerle paylaştım. Oradan tıklayıp iste, izlemek istediğiniz bölümü izleyebilirsiniz. Şöyle grafik ekranımıza döndük. Evet. Biz düz karşımızda %0.59'luk kayıpla günü kapattık. Hani şu iki gün yükselirken çarşamba ve perşembe günü de hani her şey bitti buradan tekrar yukarıya dönüyoruz diyemeyiz diye eklemiştik. Çünkü bakın günlükte süper trend satta şöyle saat bir bakalım Evet saatlikte bakın güzel bir oluşum var saatlikte süper trend ala dönmüş <laughs> 4 saatlikte ala dönmesi için 5200 aşılması gerekiyor arkadaşlar fakat 4 saatlikte maddede bakın burada dördüncü kez yeşil bir bar yeşil bir mum oluşmuş Bu bir yükseliş habercisi arkadaşlar Günlüğe geldiğimizde ise biraz daha orta vadeciler için 55 günlük hareketli ortalama 5100 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde 2 adet günlük kapanış gelmesi gerekiyor. Biraz daha uzun vadeciler için ise 5330 üzerinde tekrar günlük kapanışlar gelmeli ki süper trendde şöyle bir al sinyali oluşsun günlükte. Şu anda sattayız. 5100 ve 5200 önemli Dirençler olacak arkadaşlar. Aşağıda ise 4850, 4800 100 günlük hareketli ortalama ve önemli bir destek seviyesi. Biraz sizleri şöyle geriye götüreceğim. Şimdi biliyorsunuz büyük bir deprem yaşadık. Geçmişte de böyle bir deprem yaşamış mıyız ve sonrasında piyasalar nasıl olmuş? Tabii ki de 17 Ağustos 1999 depremi ve sonrasında bu depremin neden olduğu Enflasyon nedeniyle biliyorsunuz ben hep sizlere borsadaki ana hikayenin enflasyon olduğunu belirtiyorum. Bu enflasyonun düşme niyeti çok yok arkadaşlar. Maalesef yok. Evet şöyle haftalık grafiği aldığımızda şöyle Ağustos 1999'u bulalım. Evet şöyle. Evet 16 Ağustos 1999. Bakın depremin olduğu ve depremden sonra bakın 23 Ağustos tarihinde açılıyor. Yani bu bu kezki gibi biliyorsunuz 6 Şubat'ta deprem oldu, 6 Şubat, 7 Şubat ve 8 Şubat'ta borsa açıktı ve müthiş bir güven zedelenmesine neden olmuştu tüm yatırımcılar tarafından ve bunun çok yanlış olduğunu söylemiştik. Bakın 99 yılında böyle bir şey yapmamışlar, 99 yılında borsayı kapatmışlar bir hafta, sonrasında böyle bir dalgalanma olmuş ve sonrasında şuradaki olaya bakın arkadaşlar. Bakın 2000 yılına geldiğimizde büyük bir enflasyon balonu ve borsada da büyük bir ralli yaşanmış. Yani şöyle 62'den 205'lere gelen bir borsa var. Yani bu 6000'lerden 20000'lere gelen bir borsa var eski rakamla arkadaşlar. Yani bu notlarımız arasında durmalı mı? Bence durmalı. Yani şu tablo durmalı. Peki sonrasında ne olmuş? Sonrasında işte e, seçim belirsizlidir vesairedir. İşte yeni hükümet, sıkılaşma vesaire derken düşmüş. Ama bu enflasyon var oldukça e, bir şekilde borsada e, kendine yön bulacaktır. Mecbur yani hani enflasyonun olduğu yerde hisselerde bir şekilde gider arkadaşlar. Yani hani hissenizi sattınız tamam neye gireceksiniz? Hani... Buradan satalım ki sattık da zaten hani Şubat'tan önce Şubat'ta satmayı düşünüyorduk ama Şubat'ta maalesef deprem nedeniyle o bilanço fiyatlaması yaşanmadı. Bizler de çıkamadık. Çıksak da kötü yerlerden çıktık ve sonra çıktığımız yerden tekrar geri aldık. Ben şahsen bu şekilde yaptım. Tekrar uzun vadeye döndüm. Bakın en düşük emekli maaşına yine zam yapıldı 7.500. Seçime doğru belki memura veya diğer emeklilere taban aylığı olmayan emekliye yeni bir zam haberi de gelebilir. Çünkü kritik bir seçim. Şimdi herkes verecek. Yani özellikle iktidar kanadı şu anda vermek zorunda, biraz daha kesenin ağzını açmak zorunda. E tabii bu zamlar vesaireler bizlere yine elektrik yolsu olarak geri dönecek mi? Dönecek ve enflasyon olarak geri dönecek. Ve enflasyonun olduğu yerde de e çıkın TL'de bekleyin diyemiyorum yani. Hani evet hisseler kötü, gitmiyorlar. Farkındayım bunun ama hani bir şekilde gidecek yani. Şuradaki gibi gidecek veya işte e, o az önce gösterdiğim o Ağustos 1999'dan sonraki yaşanan rally gibi bir şekilde gidecek. Varsa bir başka alternatifiniz araba alıp satmak, arsa alıp satmak, ev alıp satmak yapın. Ama bunlara paranız yetmiyor ve tek alternatifiniz borsaysa mecburen kalmak zorundasınız. 1 bölü 3 ile tabii ki de trade edebilirsiniz. Böyle işte dirençlere geldiğinde. Ama 2 bölü 3 bence uzun vadeli olarak kalmalı. Şu anda TL'de kalmayı borsada kalmaktan daha riskli gördüğümü söyleyebilirim arkadaşlar. Evet Sasa ile başlıyoruz analizimize. Sasa ile ilgili teknik tarafta çok bir şey yok. yüz günlük hareketli ortalama 106 ee, TL ve 106.5 ile kapattı. Yukarıda ise 118 TL kavutman hareketli ortalaması. Süper trend hala günlükte aldı. 4 saatliğe bakalım. Evet 4 saatlikte ise sattı arkadaşlar. Bakın şurada 4 saatlikte e, 113'ün altına indiğinde sata dönmüştü 4 saatlik ve şu anda hala satta. 113'ün üzerine tekrar bir yükseliş e, meydana gelirse pardon şurada 114'ün altına sarktığında sat gelmiş 4 saatlikte. 113'ün üzerine çıkabilirse eğer tekrardan al sinyali gelebilir. Ama burada asıl dikkat edeceğimiz direnç seviyesi 118 TL seviyesi arkadaşlar. Şöyle SASA'nın aracı kurum dağılımına değil de takaslarına bir bakalım. 20 Mart 24 Mart tarihler arasına baktığımızda ilk 5 satıcının çok yoğun olduğunu %89 olduğunu görüyorum. İlk 5 alıcının %65 olduğunu görüyorum. En iyi satıcıya baktığımda Citibank 2 milyonluk satış yapmış. En iyi alıcıya baktığımda ise 947 bin lotla diğer olduğunu görüyorum. Bir yabancı çıkışı var. Kötü bir aracı kurumda alım olmuş. Tabi burada ak yatırımın, Citi satarken ak yatırımın en iyi alıcı tarafında olması da aslında güzel. Ama yine de burada bir e, Kötü bir takas şekli var. Yani yabancı satmış, yerliler ve daha çok küçükler toplamış arkadaşlar. Evet geldik Hektaş'a. %1.20 ile kapattı son işlem gününü. Şurada düşen bir trend vardı. Onu yukarıya kırdı. Ama şu an hala 30.26 seviyesinde. Bakın Sasa'da Hektaş da hala o eski hallerine, eski günlerine dönemedi. E maalesef e, yatırımcısını üzmüş oldu yani. Özellikle bakın şu Kasım ayından bu yana yüz güldürmedi. Ha, dipten alanlar varsa onlar şanslı bir trade etme imkanı bulmuş olabilirler. Ama son Eylül ayından bu yana hatta yaz aylarından ki bakın şöyle biraz daha gidelim. Yani yaz aylarından bu yana şöyle Ağustos ayında e, 13 liralardan alanlar hani bir şekilde kar etse de bu eylül ayı, ekim ayı bakın şu bölgede alanlar için çok da iyi bir senaryo çizmedi arkadaşlar. Yani şu an 28, 29 liralardan alanlar hani üzerinden 6 ay, 7 ay geçmesine rağmen hala neredeyse aynı fiyatlarda olduğunu görüyoruz ve bu da enflasyonist baskının da hissedildiği bu günlerde yatırımcı için kötü bir şey yani iyi bir şey değil. Toparlayacak mı? Tabii ki de toparlayacaktır. Biliyorsunuz Ferbiz Tarım var iştiraki. Bunun halka arzı gündemde. Bunun için SPK'ya başvurular yapıldı. Hani o bir hareketlilik getirebilir. Şimdi yeni bir düşen trend oluştu. Şurada hemen canlı canlı yapalım. Şurada trendimizi. Şu süper trendi de bir kapatalım şimdilik. Evet şurada artık dikkat edeceğimiz rakamlar var. 32.50 Kaufman ve yine 32.60 32. Yani 32.50 ile 33 bandı şu bölge önemli bir direnç bölgesi olacak arkadaşlar. Bundan sonra Hektaş'ta 200 günlük hareketli ortalaması aşağıda destek seviyesi olacak 26.88. Evet bakalım Hektaş'ın takaslarında bir haftalık takaslarında bir güzellik var mı veya... Kötü bir durum var mı? Evet Sasa'daki gibi burada da yabancı çıkış yapmış. Citibank 5 milyon not satmış arkadaşlar. İlk 5 satıcı %94, ilk 5 alıcı %64. En iyi alıcıya baktığımızda iş yatırım ve diğerin olduğunu görüyoruz. İş yatırımın alımları güzel. Son 2 işlem gününde hatta son 3 işlem gününde güzel bir para giriş de var. Ama yabancının satması iyi olmamış arkadaşlar. Az da değil yani 5 milyon lot satmış haftalıkta. Yani aylıkta son bir ayda toplam 6,5 milyon lot satmış. Bunun 5 milyonunu geçtiğimiz hafta satmış. Zaten bu takaslara yansımış olan görünüm Perşembe günü Merkez Bankası'nın verileriyle de doğrandı, doğrulandı. Yabancı 210 milyon lotluk pardon 210 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti. Geldik Türk Hava Yolları'na. Türk Hava Yolları 100 günlük hareketli ortalamasının üzerine tekrar çıktı. Artık yukarıda 135 TL, 136 TL önemli bir direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Bakın şu siyah hareketli ortalama 120 TL. 100 günlük hareketli ortalama 135-136 TL ise şu bölge ee, Kaufman ve 55 günlük hareketli ortalama ve önemli bir direnç bölgesi olacak. Süper trend hala satta. 137 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar gelirse süper trend ala dönebilir. Ama şuradaki gibi ala dönme ihtimali de var. Yani bakın burada ala dönmüş sonra tekrardan aşağıya gelmiş. Yani fake bir sinyal olmuş. Çok sağlıklı bir sinyal olmamış. Tekrar sata dönmüş zaten yaklaşık bir, bir hafta sonra. Yine 137 ile 136 TL üzerinde günlük kapanışlar görmek gerek arkadaşlar. Türk Havalarında işlerin düzelmesi görmek için. Evet bakalım Türk Hava Yolları'nda da yabancı çıkışı var mı? Evet ilk 5 satıcı %93. En iyi satıcılara baktığımızda City Bank'ı görüyoruz. 4.7 milyon not. Doça Bank'ı görüyoruz. 1 milyon not. En iyi alıcıya baktığımızda 3.5 milyon notla diğer. Şu ana kadar 3 hisse baktık. Sasa, Hektaş, Türk Hava Yolları 3'ünde de yabancı çıkışı var. Takaslar kötü ve en iyi alıcı küçükler arkadaşlar. Özet olarak bu. Videonun sonunda da zaten bu özeti geçeceğiz. Geldik Ereğli'ye. Ereğli Cuma günü nötr kapadı. 200 günlük hareketli ortalama 35.98 yani 36 TL artık buralara gelirse ki yaklaştı 37.10 ile kapatmış. Buralar ucuz sayılabilecek yerler. Günlükte hala sat sinyali geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Kötü düştü ya 53 liradan bakın şu 53 liradan Bakın 53 liradan yaklaşık yüzde 31 düştü. Kaç günde düştü bakalım. Şöyle. Yüzde 31. 23 işlem gününde. 31 gün toplam tarih aralığı olarak 23 işlem gününde yani yaklaşık 4 haftada işte bir ay bir aylık bir işlem sonucunda işlem günü sonucunda %31 düştü. Sanki fabrika patladı havaya uçtu. Hani Sasa Hektaş da göçtü zamanında böyle işte 180'lerden 80'lere düştü falan ama hani onlar çok hani aşırı fiyatlamalara gitmişti. Hani Ereğli'de böyle bir şey olmadı ki yani zaten yerinde sayıyordu Kaplumbağa gibi. E tam bir atak yaptı işte maden buldu vesaire derken gerisin geri geri çakalı. 23 işlem gününde %31 düşmüş. Süper trend satta RSI sattı, MACD satta her şey satta arkadaşlar. 39-20 olan 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor. Yani bunların ortaklarıyla ilgili bir sıkıntısı var ama bu ortakla ilgili olan sıkıntını kardeşim sen borsada niye çözmeye çalışıyorsun? Al işte ilk 5 satıcı %98. Kim satmış? Citibank 20, 28 milyon lot boşalmış arkadaşlar. Buna mal boşaltma deniyor tamam mı? Bak hani Türk Ekonomi Bankası 200 küsür milyon lottaydı. 158 milyonun lota düştü. Eyvallah bak 4. sırada. Şimdi tahta yapıcı olan Citibank da boşalmış. 28 milyon lot. Bakın haftalıkta 26 milyon, 28 milyon lot gitmiş. En iyi alıcıya bakın diğer 17 milyon lot. Yani kötü bir takas. Bakın elimde var mı? Var. Portföyümde var mı? Var. Hani bazen diyorum ki ya Allah belasını versin keşke de olmasaydı. Hani yerinde sayıyor bir yıldır. Temettü vermedi. Takasına bakıyorsun berbat. Yani hani insan şunu görünce üzülüyor mu? Üzülüyor yani. Hani yerinde sayan bir hisse görüyor. Hem yerinde sayıyor hem de şuna bakın yani şu yabancı çıkışına bak. Hani inşallah hani bu e, gömdüm ya şimdi bu hisseyi. Hani bu gömmeden sonra inşallah haftaya bir hareket yapar diyeceğim ama hani bu takasta da ne yapacak bilmiyorum. <laughs> evet geldik şeceme boğazımda kuruyor yavaş yavaş hızlanmam lazım. Eksi 1.84 ile günü kapattı. 21 günlük hareketli ortalama 45.80 demiştik. Ve 45.80 gördü en yüksek ve burayı kıramadı arkadaşlar. Hem düşen trend hem EMA 21 45.80'lere denk geldi. Tekrardan nereye gidiyor? Kaufman'a ve EMA 55'e gidiyor. Yani 44 TL seviyesine gidiyor. Zaten 44.88 kapatmıştı. 43.30'a kadar geri çekilebilir. 43.30'un altına çekilirse o zaman sıkıntı. 41 TL yani bir 2-3 lira daha aşağıya payı olur. Süper trend günlükte sata döner. Yukarıda 45-80 yine direnç seviyesi olacak. Evet şişe ve cam fabrikalarına bakalım. İlk 5 alıcı %76, ilk 5 satıcı %79. Hani en azından şu ana kadarki bakabildiğimiz en iyi takas diyebilirim. En iyi alıcılara baktığımızda 2.2 milyonla toplam fark var. Deutsche Bank var ikinci sırada ve yine diğer dediğimiz aracı kurumlar 1.8 milyon lot almışlar. En iyi satıcılara baktığımızda Citibank'ı görüyoruz. Bakın Citibank geçtiğimiz hafta takaslarda hep azalmış. Yani önümüzdeki hafta Perşembe günü yine Merkez Bankası'nın verileri açıklanırken diyecekler. İşte bu geçtiğimiz hafta yabancı 300 milyon dolarlık mal sattı. İşte 150 milyon dolarlık mal sattı. Tamam mı? Hani bak önden gösteriyorum ben bunu takasları. Yani çok da iyi bir takas değil ama az önceki Sasa, Hektaş, Türk Havayolları, Eriğli'nin takasları kadar çok da kötü bir takas değil arkadaşlar. Geldik Emlak Konuta. Eksi 1.15 ile kapattı. 100 günlük hareketli ortalamayı acaba geçecek mi dedim Perşembe günü. Ona yaklaşamadı, değemedi bile. 7.14 100 günlük hareketli ortalama. Ve buradan buraya gelmeden en yüksek 7.08 gördü ve 6.90'la haftayı kapattı. Süper trend satta, RSI göstergesi satta, MACD şu an satta. Herhangi bir değişim yok. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de tüm indikatörler satta. MACD sadece al vermiş. Saatlikte süper trend al'a dönmüş mü? Evet, al'a dönmüş ama MACD de aynı zamanda sata dönmüş. Biz zaten günlük takip ediyoruz. Şu anda şu anda sıkıntı arkadaşlar. 6.55 destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda 7.14, 7.15 seviyesi direnç bölgesi olacak. Bakalım emlak konuta da şöyle. Evet emlak konutun bir haftalık takasına baktığımızda bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Yani şu ana kadar ki baktığımız 4 adet hisseden pardon 5 adet hisseden farklı olarak Citibank burada alıcı ve ilk 5 alıcı %82, ilk 5 satıcı %65. Citibank 14.3 milyon lot alarak en iyi alıcı olmuş. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğer yazan grup olmuş. Yani Citibank geçtiğimiz hafta diğer hisselerden işte Sasa'dır, Hektaş'tır, Ereğli'dir, Türk Hava Yolları'dır bunlardan çıkış yaparken Emlak Konut'a ise giriş yapmış. Zaten Emlak Konut'ta Citibank en iyi alıcı en çok takasa sahip olan tahta yapıcı pozisyonunda şu ana kadarki baktığımız hisselerden tek güzel olan takas bu arkadaşlar emlak konut. Geldik Huner'e. Huner, e. Huner 7.77 ile haftayı kapattı. Orada da bir yatay seyir hakim. 7.40 destek, yukarıda 8.30 diye vermiştik direnci en son. Artık o da aşağıya geliyor. 21 günlük hareketli ortalama 8.16. Aralık ayından bu yana süper trendi satta olan tek hisse ve alkışlıyoruz. Aralık ayından bu yana süper trendi günlükte ala dönemeyen, dönemeyen performansı en kötü olan hisse. Tamam mı? Hani emlak konutla falan karşılaştıranlar var ama hani ikisine de baktığınızda hünerdeki bu düşüş gerçekten sıkıntı. Tamam enerjiler dayak yedi vesaire falan ama Hani şimdi enerji saya bak enerji sayı bakıyorum işte diğer hisselere bakıyorum. Hani bu kadar da değil. Mesela hani Aksen bile ki Aksen hani o da çok kötü berbat bir performans gösterdi. Listeden de attık onu zaten. Bak cuma günü %2 yapmış. Hani nerede? hala bir hareket yok. İşte patron göstermelik 170 bin not aldı falan filan. Böyle işte yataya sardı. İnşallah burada bir ikili dip yapar. 10 liraların üzerine çift taneyi gördüğü anda listeden çıkaracağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yukarıda 8-16'ya dikkat edin. Yani bak burada hani dirençleri veriyorum. Hani dirençlerde satıp desteklerde alsaydınız şu an maliyetiniz çok iyi olabilirdi. Arkadaşlar Huner'de. nerede? şöyle bu nerede bir bakalım. En iyi alıcı, en iyi satıcı genelde diğer oluyor burada da. Evet ilk 5 alıcı %54 ilk 5 satıcı %83. En iyi alıcıya baktığımızda diğer herhangi bir değişen yok. En iyi satıcıya baktığımızda yatırım fonları arkadaşlar. Kötü bir aracı kurum dağılımı diğer hisselerde olduğu gibi. Şuradan para giriş çıkışına bir bakalım arkadaşlar isterseniz. Ve onu son 3 işlem gününe göre yapalım. Şimdi haftalık olarak yapmayalım. Son 3 işlem gününe göre yapalım. Biraz daha sağlıklı oluyor o zaman. Çünkü denedim birkaç böyle deneme yanılma yaptım evde. 22 Mart, 23 Mart ve 24 Mart tarihleri arasındaki para giriş çıkışlarına baktığımızda listemizde bakalım kimler var, kimlere para giriş olmuş, kimlere para çıkış olmuş. Belki hani bu bize net bir sinyal vermez ama en azından ufak da olsa bir bilgi sunar. Sonuç işlem gününde en iyi para girişine baktığımızda Aselsan'ı görüyoruz arkadaşlar tepede. İkinci sırada Hek Hektaş'ı görüyoruz. Bakın 32 milyon TL. Üçüncü sırada Göknur Gıda yeni halka arzı. Dördüncü sırada Alfa Solar Enerji. Beşinci sırada Garanti Bankası. Altıncı sırada Şişecam. Yedinci sırada Kardemir'de. 8. sırada Türk Telekom, 9. sırada Türksel, 10. sırada Akbank, 11. sırada Emlak Konut, bakın para girişi var sonuç işlem gününde. 12. sırada Tofaş, 13 Fortoto, Gübrev, Gübref, Arçelik, Galata Wind, Ahlatçı Gaz, Kozal, Menderes, Korts diye gidiyor arkadaşlar. Şöyle biraz da daha... hadi sizin için şöyle aşağıya gideyim burada durdurup bakabilirsiniz. Geldik para giriş çıkışına son 3 işlem gününde. Evet Ereğli yine kimseye liderliği kaptırmıyor arkadaşlar. Ereğli 135 milyon TL'lik para çıkışıyla birinci sırada. ikinci sırada Astor var. Bakın son 3 işlem gününde Astor'da para çıkışı var. Şimdi soranlar var. 50 kere anlattım 50 kere yazdım hala soranlar var. İşte hocam para çıkışı var Astor'da. Neden yükseliyor? Bunu defalarca yazdık. Ya yani Google'a yazsanız bile belki bununla ilgili bir sürü yorum okuyabilirsiniz. Bir hissede para çıkışı var ve hisse hala yükselmeye devam ediyorsa, yani hisse yükseldikçe para çıkışı oluyorsa artık kar satışlarının gelme ihtimali yükselmiştir. Artık oradan bir trend dönüşümü başlamıştır orada bir doygunluğa ulaşmıştır satıcılar. Bu para çıkışı ve para girişini neye göre belirliyoruz? Şimdi para çıkışı demek blok satış yapan o büyük kurumlar blok satış koymuşsa bu para çıkışıdır. Veya tam tersine o büyükler yüklü toplu blok alımlar yapmışlarsa bu para girişidir. Hani Ahmet'in Mehmet'in yatırdığı paraya bakmıyoruz burada. Tamam mı? Bireysellerin değil daha çok büyüklerin bu hisseye para sokup veya para çıkardığı olaya bakıyoruz. Bakın son 3 işlem gününde para çıkışı olmuş. Ha pazartesi de yükselir mi? Bilemiyorum. Yükselir. Hani takibimizde değil. Desteğine, direncine bakmam, etmem. Hani ileride alacağız mı isteye? Tabii ki alacağız ama önce şu Huner'i e, kurtarmamız lazım. E, huner'de hala e, bekleyen arkadaşlarımız var. Hani ben kolu kestim, çıktım. iyi de zarar ettim. E, ama e, hala bekleyen arkadaşlarımız var. Onlara saygı duymak zorundayım ve o, o yüzden hani ya bir, bir hisse seçtik e patladı at öyle olmaz. O yüzden en azından çift tane yani 10 TL görene kadar hüneri listemize tutacağız. Astor'daki para giriş çıkışı olayı veya diğer hisselerdeki para giriş çıkışını nasıl yorumlamanız gerektiğini de kısaca sizlere bahsettim. Tam tersine hisse eksi 5'te oluyor ama para girişi var. Bak Hektaş'ta o çarşamba günüydü yanılmıyorsam. Hektaş çarşamba günü eksiyken ki borsanın geneli eksiydi ya da salı günü müydü tam hatırlamıyorum. Borsa ve hektaş eksiydi yani eksi 2 eksi 3'leri gördük ama para girişi vardı. Sonra ne oldu? Evet salı günüydü. Sonra çarşamba ve perşembe günü hektaş yükseldi. %3 %3 yükseldi. %6 yükseldi. Yani para girişi var ve hisse düşüyorsa artık desteğe gelmiş birileri buraya para sokuyor demektir. Tamam mı? Hem para girişi var hem yükseliyorsa o en güzeli. Veya hem para çıkışı var hem düşüyorsa o da en kötüsü. Al işte Ereğli. Hem düşüyor hem para çıkışı var. Sıkıntı. Üçüncü sırada Tüpraş var. Koç Holding var. Cante var. Migros var. Altın sertifikası. Oyak Çimento. Alarco. USD TR fonu var. Dolar fonu var. Bu da ilginç. Bak bunda da para çıkışı olmuş. Birisi dolar fonu bozdurmuş borsada. İş C var. Aksa akrilik var. Para çıkışı. Buradan Muaz Bey. Aksayla işlem yapıyordunuz. Aksa alıp satıyordunuz galiba yazmışsınız. Muaz Abdullah Bey. Para çıkışı var son işlem gününde. Bera, Penta, Kızılbük GEO. Fener, Ülker, Halkbank, Emkel, Yapı Kredi falan filan. Smart G, Kontrolmatik. Bunlarda da son işlem gününde para çıkışı var. Şöyle aşağıya doğru indirdim. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Kaç dakika? 29. Yine 30'u geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Altın tarafına geldik. Altın cuma günü bir miktar satış yedi. Normal midir? Normaldir. Ama şurada bir kötü görüntü oluşturdu sevmediğim bir görüntü oluşturdu. Hani fiyat tepeler hemen hemen aynı neredeyse ama RSI tepeleri biraz düşük. Ama sıkıntı var mı? Yok. Süper trend hala aldı arkadaşlar. Bir sorun yok şu anlık. %0.79'luk bir kayıp vardı. Şöyle 4 saatliğe bakalım bir sat sinyali var mı? Yok. Burada da ala dönmüştü. Saatliğe bakalım. Saatlikte belki gelmiş olabilir. Evet saatlikte bir sat sinyali gelmiş 1980'in altına sarkınca bir sat sinyali gelmiş arkadaşlar. Ama günlükte yok. Makteye bakalım. Makteye bir sıkıntı yok. Şöyle 4 saatlikten takip edelim isterseniz. Evet. 4 saatlikte şöyle Kaufman'a genelde geliyor. Bakın geliyor ve dokunuyor gidiyor. Kaufman kaç? 1960. 1960. Süper trend de zaten 1957. 1950, 1960. Şöyle bir yazalım şuraya. 1950, 1960'ı gözleyeceksiniz ons altında. Eğer 1950, 1960 bu bölgede böyle dalgalanıyor, tutunuyor, alımlar geliyorsa sıkıntı yok demektir. Ama altına sarkıyorsa sıkıntı olabilir. Sata döner 4 saatlikte de. Evet, günlüğe döndük. Şöyle gram altına gelelim. Evet, gram altında 1230. Şurası dirençti zaten. Bakın burada da bir sıkıntı var mı? Evet, var. Bakın. Tepeler aynı olmasına rağmen RSI göstergesinin tepeleri düşük. Biz buna ne diyoruz? Negatif uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Haftaya gram altına dikkat etmek lazım ne olur 1085'lere geri gelebilir 1065'e geri gelebilir tamam mı bir kar satışı geri gelebilir arkadaşlar Eğer ki gelmiyorsa 1242'ye kadar yolculuk yapabilir geldik Gümüş ons'a Gümüş on da şurada 28 Pardon 2370 demiştik en yüksek kaç görmüş 2352 görmüş oradan bir geri çekilme meydana geldi. Günlükte hala süper trend aldı. Saatliğe bakalım. Sata dönen bir durum var mı? Şu an saatlikte vesaire de sat sinyali yok. Burada da 4 saatliğe dikkat edelim. 4 saatliğe 22.60'a bir destek seviyesi olarak takip edebilirsiniz. Kaufman arkadaşlar. Böyle günlüğe gelelim. Yine 23.70 gümüş onsta da direnç. Gram gümüşe gelelim. Günlüğe gelelim diyorum. Gram gümüş. Gram gümüşte de 13.85 destek seviyesi süper trend aldı. Bakın al geldiği anda şuraya bir yuvarlak atmıştık. Zaten şuralarda bir yerdeydi o zaman. 13.40'larda falan da 14.40. Neredeyse 1 lira koydu üstüne. Bu süper trend ala döndükten e sonra yukarıda 14.85 önemli bir direnç seviyesi olacak. Gümüş gram çok soran vardı. 12.30'dan tersteyim şöyle oldu böyle oldu diyenler bakın 14.80'ler görülmüş. Geçtiğimiz aylarda ve yine tekrar oraya gidiyor bir kar satışı gelirse de şöyle 4 saatliğe bir bakalım. 4 saatlikte 13.90'ın altına sarkıtmayın. Yani 13.90'ın altında günlük kapanışlar görürseniz burada birazcık heyecanlanın. Bilirsiniz arkadaşlar. Evet, altın ve gümüş tarafında bir miktar kar satışları olabilir. Normaldir. Bir miktar dinlenme olabilir borsalar tarafında ise bu Doça Bank olayı eğer büyürse sıkıntı yaşarız. Yani küreseldeki sıkıntı bizi de vurur maalesef borsamızı. 2 hafta önce en iyi satıcı yani geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız analizde en iyi satıcı yabancıydı ve bu da perşembe günü Merkez Bankası'nın verilerine yansıdı. 210 milyon dolarlık satış yapmışlar, çıkış yapmışlar ülkeden. Ve Citibank zaten çoğunluğu da e az önce takasları açtım gösterdim. Orada da en iyi satıcı hisseleri de Citibank ve yüklü satmışlar değil mi? İlk 5 satıcıya baktığımızda hep %90'ı üzeriydi. Sadece emlak konutta alıcı tarafındaydı. Hani yabancı çıkışı çok borsayı göçürür mü? Göçürmez ama hani o yukarı gitmemizi engeller. Şimdi takaslara baktığımızda durum kötü. Yani önümüzdeki hafta için böyle çok ışık vermiyor. Ama hani Türk lirası tarafına geçmek de insana bir umut vermiyor. Videonun başında da söylediğim gibi işte emekli maaşlarına zam geldi. İşte ete süte zaten aldı başını gitti. 300 lira oldu. İşte hani gidiyoruz markete, pazara. Hani ertesi günkü fiyatın bile ne olacağından haberdar değiliz. Bilmiyoruz. Yani Borsa İstanbul grafiğinde de açtım. Işte 1999 depreminden sonraki o ikiye katlama olayını. Hatta 3'e katlama olayını. Borsa 3'e katlamış. Yani hani enflasyon olacak. Enflasyonun var olduğu yerde de Türk lirasında beklemek inanın daha da zahmetli. Tabii full de böyle borsada beklemeyin. Bak o da onu da uyarayım. Yani %50 iyidir. Yani portföyünüzün yarısı veya ne bileyim %60'ı iyidir. %30 mutlaka gram altın olsun veya döviz de olabilir. Bakın gram altın veya döviz de olsun %30'u işte Eurobond vesaire bu da olabilir. %10, %20 arası da nakit olsun. Böyle ani işte bazen %5, %7 düşüyoruz ya o aralar böyle alttan mal toplamak, trade etmek amaçlı olarak. Veya işte %60'ınızın, %60 olan hissenizin 1 bölü 3'üyle de al sat yapabilirsiniz yine. Yani diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Türk lirasına çıkmak inanın daha da sıkıntı. Ha varsa paranız ben araba alıp satacağım derseniz hani o daha iyi bir kazanç getirebilir. Ama ben borsada uzun vadeli portföye döndüm. Ee, yine gün içinde tabii ki de 1 bölü 3 ile al sat yapıyorum. İyi fırsatlar bulursam yapıyorum ama bu enflasyondan benim çok fazla umudum yok arkadaşlar. Umudum olmadığı için de uzun vadeli portföyle yola devam etmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.